basın mensuplarımız, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Şu karşımdaki tabloyu gerek salon dışında, gerek salon içinde Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakmakta olduğumuz bir dönemde Türkiye yüzyılının muştusu olarak görüyorum. Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız ülkemize ve milletimize hizmet için çarpan kalpleriniz, dosta güven veren, düşmana korku salan aslan yürekleriniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bugün bu salonda Sultan Alparslan'ın Malazgirt'teki vakur duruşundan, Osman Gazi'nin Söğüt'te diktiği çınarın 3 kıta 7 iklime yayılan cesametinden, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u alarak çağ açıp çağ kapatan fethinden, Gazi Mustafa Kemal'in 600 asırlık bir cihan devletinden geride kalanlar üzerinde kurduğu Cumhuriyetimizin heyecanından, rahmetli Menderes'in tam 73 yıl önce 14 Mayıs 1950'de zafere ulaştırdığı "Yeter! Söz milletindir!" haykırışından, rahmetli Özal'ın Türkiye'ye çağ atlatma azminden, rahmetli Erbakan'ın önce ahlak ve maneviyat ilkesi üzerine kurduğu sanayi ve teknoloji hamlesi hayalinden, rahmetli Türkeş'in Türk dünyasının birliği ve Türk devletinin ebed müddet ayakta kalması uğrunda verdiği mücadeleden, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun ömrü boyunca vatanını sevmenin çilesini çekerken sergilediği asil duruşundan, kardeşlerim, AK Parti'nin 21 yıldır azim ve kararlılıkla hayata geçirdiği demokrasi ve kalkınma atılımlarından, Kocaeli, ben de sizlerle gurur duyuyorum. 14 Mayıs Kocaeli'nde ne diyor? Evelallah. Kocaeli'nde sandıklar patlayacak mı? Tüm Türkiye'de 14 Mayıs'ta sandıklar patlayacak mı? Eyvallah. Velhasıl ilhamını bu topraklara, bu millete dair hayırlı olan ne varsa ondan alan siz, dava ve yol arkadaşlarımla birlikte olmaktan şeref duyuyorum. Allah'ın izniyle yine bir 14 Mayıs arifesinde 1950'deki inanç ve iradeyle bir kez daha "Yeter! Söz milletindir!" demek, "Yeter! Söz de, karar da, gelecek de milletindir!" demek için biz bir aradayız. Bizim yeter dememiz bay bay Kemal'in yeter demesine benzemez. Kardeşlerim, hayatlarını özellikle
hayatlarını bu mücadeleye adamış milletin adamlarının kiminin sonu dar ağacında bitmiş olsa da yüreklerde yaktıkları hak, hukuk, özgürlük, kalkınma ateşi hiç sönmedi. Darbeciler süngüleriyle bu ateşi söndürmeyi başaramadı. Vesayetçilerin millete tepeden bakan kibirleri bu ateşi söndürmeyi başaramadı. Küresel emperyalistlerin içerideki ve dışarıdaki tetikçilerinin hoyrattıkları bu ateşi söndürmeyi başaramadı. Siyasi ve sosyal mühendislik hesaplarıyla girişilen sayısız teşebbüs bu ateşi söndürmeyi başaramadı. Hamdolsun. Milletimiz her seferinde iradesine sahip çıktı. İstiklaline ve istikbaline sahip çıktı. Yönünü aydınlık geleceğine çevirdi. AK Parti işte bu kutlu mirasın son 21 yıldaki temsilcisi olarak milletimizle gönül gönüle, omuz omuza tarihi bir demokrasi ve kalkınma mücadelesi yürütüyor. Kurulduğumuz günden beri girdiğimiz her seçimi bu çetin mücadelenin yeni adımı, yeni bir safhası olarak yaşadık. 2002 seçimlerine ne dedik o zaman? Tek başına, iş başına diyerek gittik. Milletimiz bizi tek başımıza ne yaptı? İktidara getirdi. 2007 seçimlerine durmak yok, yola devam diyerek gittik. Milletimiz ne yaptı? Yolumuzu açtı. 2011 seçimlerine istikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyerek gittik. Milletimiz tercihini istikrardan yana kullandı. Manisa'ya bak Manisa'ya. Manisa ne diyor? Reise hay hay, Kemal'e bay bay. Maşallah. Neler de çıkarıyorsunuz. Bak, nabzım 80'li, kalbim 80'li atıyor reis. Manisa'ya bak. ...2015 seçimlerine sen, ben yok, ne var? Türkiye var diyerek gittik. Türkiye'yi yanımızda bulduk. 2018 seçimlerine vakit, Türkiye vakti diyerek gittik. Milletimizden yeni yönetim sistemimize onay aldık. Bugün de Türkiye yüzyılı için doğru adımlar diyerek bir kez daha milletimizin huzurundayız. Darbecilere, vesayetçilere, küresel emperyalistlere, siyasi ve sosyal mühendislik projelerine karşı milletimizle birlikte Türkiye yüzyılının kapısını aralamak için buradayız. Var mıyız bu yürüyüşe? Bu yürüyüşe var mıyız? Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. 14 Mayıs'ta inşallah sandıkları hep birlikte patlatıyor muyuz? Ben ana kademede bu cesareti görüyorum. Kadın kollarımızda bu cesareti görüyorum. Gençlerde bu cesareti görüyorum. Sağ olun, var olun. Ve inşallah AK Parti'nin 14 Mayıs'ta milletimizin huzuruna çıkacak kadrosu olarak ahdimizi yenilemek için bir aradayız.
Şarkımız ne diyor? Doğ ey güneş, üstümüze dök ışıklarını. Dalsın bulutlar, mazlumlar söylesin şarkılarını. Başlasın Türkiye yüzyılı. Yarın değil, yarın değil, yarın değil. Evet, Türkiye yüzyılının yürüyüşünü yarın değil, hemen şimdi başlatmak için bugün burada bir aradayız. İzmir, bu defa 14 Mayıs farklı olması lazım ha. İzmir bu defa, ben inanıyorum ki sandıklardan bir başka çıkacak. İzmir buna hazır mı? İzmir buna hazır mı? O zaman İzmir, şunu söyleyelim. Şunu söyleyelim. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Doğru zaman İzmir için hiç gecikmeden hemen şimdi. Hemen şimdi. Bu defa İzmir'de bunu göreceğiz. Bu yürüyüşün gücünü, milli mücadeleyi başarıya ulaştırıp son devletimizi kuran ve yaşatan şehitlerimizin, gazilerimizin, ebediyete irtihal etmiş büyüklerimizin manevi mirasından alıyoruz. Bu yürüyüşün gücünü son 21 yılda ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetlerden alıyoruz. Bu yürüyüşün gücünü geçmişte yaşadıkları zulümlerin, haksızlıkların, baskıların yol açtığı hak ve özgürlük hasretlerini dindirdiğimiz herkesten alıyoruz. Antep, Gazi'yi unutuyorsunuz ha. Gaziantep hep birlikte kendisinden gurur kunduğumun bir şehir. Ve Gaziantep'le sanayide büyük adımlar attık, büyük adımlar atıyoruz. Bu yürüyüşün gücünü Türküyle, Kürdüyle, Sünnisiyle, Alevisiyle, Romanıyla, gayrimüslimiyle istisnasız bu ülkenin tüm vatandaşlarını analarının ak sütü gibi helal olan hak ve özgürlükleriyle buluşturmaktan alıyoruz. Türkiye yüzyılı sadece bizim değil, İslam aleminden Türk dünyasına, Balkanlardan Kafkaslara, Asya'dan Afrika'ya tüm dostlarımızın, tüm insanlığın ortak vizyonudur. Kardeşlerim, bakın ben size buradan bir mesaj veriyorum. Şu anda 14 Mayıs'ı siz zannediyor musunuz? Sadece Türkiye takip ediyor. Hayır. Tüm İslam dünyası 14 Mayıs'ı takip ediyor. Ve 14 Mayıs seçimlerinde ne olacak? Bunu takip ediyorlar. Ve İslam dünyasının bu heyecanını ben inanıyorum ki bu kadro aynen paylaşacak. Çünkü Türkiye sadece 780 bin kilometre kareden ibaret bir ülkenin, Türk milleti sadece 85 milyon nüfustan ibaret bir toplumun adı
Değildir. Kalbi bizimle atan her kardeşimiz bu ülkenin ve bu milletin bir parçasıdır. Rabbim kazamızı mübarek eylesin. Rabbim yolumuzu açık eylesin. Rabbim zaferimizi kutlu eylesin. Değerli kardeşlerim, eğer şu Ramazan'da bakıyorsunuz, İslam dünyasından bir ülke 200 ton hurma gönderiyor. Nereye? Deprem bölgesine. Niçin? Oradaki depremzede kardeşlerimiz iftarlarını hurmayla açsın diye. Bakıyorsunuz bir diğeri kalkıyor 100 ton gönderiyor. Bir diğeri 100 ton gönderiyor. Niye? İstiyorlar ki depremzede kardeşlerimiz iftarlarını hurmalarımızla açsın. Bu bir anlayışın ifadesidir. Bu bir yaklaşımın ifadesidir. Bu ne demek? Biz depremzede kardeşlerimizi bu Ramazan'da yalnız bırakamayız demek. Hem aynı hem nakdi. Her şeyleriyle yanımızda yer aldılar. Abu Dhabi böyle. Katar böyle. Libya böyle. Cezayir böyle. Bu bir anlayış. İşte Türkiye'de bu kardeşleriyle hep beraber bu yolda yürüdü. Hep söylüyoruz ya, beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bize her şey sizi hatırlatıyor. Kardeşlerim, yaşadığımız her saldırı, her felaket, her acı, bilhassa da 6 Şubat depremleri birliğimizi daha çok sıkılaştırmamız, beraberliğimize daha çok sahip çıkmamız, kardeşliğimizi daha da güçlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. Biz Türkiye olarak önce altyapımızda, üretimimizde, güvenliğimizde, diplomasimizde, her şeyimizde kendi ayaklarımızın üzerinde duracağız. Ancak bunu sağladıktan sonra bize uzanan elleri tutabilir, bize el uzatanların yardımlarını kabul edebiliriz. Çünkü kanımızla, canımızla, alın terimizle kendimize vatan yaptığımız bu kadim coğrafya, binlerce yıldır olduğu gibi bugün de tüm dünyanın gözünü diktiği yerdir. Bu coğrafyada huzurla yaşamanın, devlet kurmanın, gelecek inşa etmenin bedeli güçlü olmak ve güçlü kalmaktır. Binlerce yıldır üzerine nice başarılar inşa ettiğimiz milli hasletlerimizin ve devlet geleneğimizin gereği olan duruş da budur. Kardeşlerim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her bir ferdinin bu ülkenin refahından ve demokrasisinden aynı düzeyde yararlanma hakkı olan birinci sınıf vatandaşları olduğunu söylerken bu özgüvene dayanıyoruz. Yaşadığımız her sınama gibi deprem afetleri karşısında da aynı yaklaşımla hareket ediyoruz. Ülkemizin bir köşesindeki insanların evleri başlarına yıkılmışken diğer hiçbir yerdeki insanımız hayatını hiçbir şey olmamış gibi sürdüremez. Deprem haberinin alındığı andan itibaren istisnasız her şehrimiz, her ilçemiz, her hanemiz, her insanımız mağdurların imdadına koşmak için seferber oldu. Milletimizin gösterdiği bu samimi gayret binlerce yıldır bizi diri tutan hasletlerimizin dimdik ayakta olduğunun işaretidir. Devletimiz de şartların zorluğunu kısa sürede aşarak tüm gücü, kurumları, personeli ve imkanlarıyla
deprem bölgesinde vaziyet aldı. Bu tablo devletin milleti için var olduğu gerçeğini her bir insanımızın yüreğine tekrar işledi. Dünyada etkileri henüz tamamen ortadan kalkmamış COVID-19 salgını insanlığın hiç umulmadık şekilde ortaya çıkabilecek ne büyük tehditlerle karşı karşıya kalabileceğini hepimize hatırlatmıştır. Bu küresel sağlık ve yönetim krizinin yıkıcı sonuçlara yol açabilecek tehditlerinin üstesinden sergilediğimiz dayanışmayla geldik. Aynı şekilde son felakete göre nispeten daha sınırlı alanlarda yaşadığımız deprem, yangın, sel gibi afetlerin yaralarını da milletimizle birlikte hızla sarmıştık. Allah'ın izniyle 6 Şubat depremlerinin izlerini de Kerim Devlet anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde kısa sürede sileceğiz. AK Parti olarak karşılaştığımız her meseleyi önce insan bakışıyla değerlendiriyor, hareket tarzımızı ona göre belirliyoruz. Eşrefi mahlukat olan insana hizmet etmeyen hiçbir kurumun, hiçbir kuralın, hiçbir programın, hiçbir uygulamanın bizim dünyamızda yeri yoktur. AK Parti'yi farklı kılan da bu vasıflarıdır. Kardeşlerim, partimiz kuruluşu, teşkilatlanması, üye sayısı, iktidar süresi, icraatı, uluslararası saygınlığı gibi bu tür unsurlarla dünyanın en büyük sivil teşekkülleri arasında yer alıyor. Küresel dengelerin yeniden oluştuğu şu kritik dönemde ülkenin direksiyonunda AK Parti'nin birikimine ve etki gücüne sahip bir kadronun olması çok kıymetlidir. Dünya sürekli yeni meydan okumalarla kendine yön ararken Türkiye AK Parti'nin kurumsal tecrübesi ve bizim siyasi liderliğimiz sayesinde herkesten bir adım öne geçme şansını yakalamıştır. Geçmişimizle geleceğimiz arasında kurduğumuz sağlam köprüler vasıtasıyla ülkemizi insanlığın bu muhataralı sürecinden en güçlü şekilde çıkarmanın gayreti içindeyiz. AK Parti'nin ilk günden beri verdiği mücadelenin ve kazandığı başarıların sırrını çözmek için önce partimizin bazı özelliklerini anlamak gerekir. Her şeyden önce AK Parti klasik manada bir siyasi parti olmanın ötesinde dava sahibi, hayal sahibi, vizyon sahibi, vicdan sahibi bir harekettir. Gençler, Türkiye yüzyılı için, Türkiye yüzyılı için, gerisi gelmiyor bak, Türkiye yüzyılı için hemen şimdi. Tamam, buna hazır mıyız? Öyleyse yola devam, doğru zaman, tamam. Partimiz bu vasfıyla milletimizin son iki asırdır süren arayışında en önemli toplanma yeri, en önemli adresi olmuştur. Şu anda üyesi itibariyle yaklaşık
12 milyon üyeye sahip bir başka parti Türkiye'de yok. Dünyada da yok. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınması konusundaki çözüm tekliflerimizin dünyada yaşanan siyasi ve sosyal çarpıklıklara karşı yükselttiğimiz itirazlarımızın, insanlığın ortak dertlerinin ve taleplerinin sözcülüğünü yapabilmemizin kısacası bizi diğerlerinden ayıran özelliklerimizin gerisinde temsilcisi olduğumuz davanın kadim kodları var. Biz Türkiye'de sadece okul, hastane, yol, baraj gibi eserlerle sembolleşen bir kalkınma devrimi yapmakla kalmadık. Geçen akşam bir televizyon kanalında bir prof, ne dese beğenirsiniz? Prof ha? Ne dese beğenirsiniz? Köprü yapmakla, baraj yapmakla, hava limanları yapmakla bu iş çözülmez. Soğan, patates kaç para onu söyle. Bu adam profesör. Düşünün. Yani barajın yok, yolun yok, havalimanın yok. Bütün bunlarla beraber TOGG'un yok, uçak gemin yok. Domates, patates kaç para onu söyle. Ya bu adam prof. Müsvedde bu. Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir ya? Hiç. Önce bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var? Bunu söyle. Eğitimde yoksun. Sağlıkta yoksun. Ulaşımda yoksun. Adalette yoksun. Emniyette yoksun. Neymiş? Domates, patates. Vah zavallı. Bunlar olmadıktan sonra senin domatesin de olmaz, patatesin de olmaz. Biz asıl devrimi zihinlerde yaptık, zihinlerde. Ama bu profun demek ki zihinlerinde bir değişim olmamış. Geçmişte bu ülkeye karışamazsın denilen ne varsa hepsinde de değiştirici rol oynayabileceğimizi gösterdik. Güney sınırlarımızdan Doğu Akdeniz'e, Karadeniz'den Kafkasya'ya, her yerde bunun örnekleri var. Geçmişte bu millete yapamazsın denilen ne varsa hepsinin de olabileceğini gösterdik. Savunma sanayinden ulaşım ve enerji altyapısına, yerli otomobilimize, uçağımıza kadar her alanda bunun sayısız örnekleri var. İşte dün üzerinde konuşlanacak Kızıl Elması ve Bayraktar TB3'ü ile kendi sınıfındaki dünyanın ilk insansız hava araçlarıyla donatılmış savaş gemisini hizmete aldık. Allah'a hamdolsun. Geçmişte bu coğrafyada teşebbüs edilemez denilen ne varsa hepsinin de gerçekleşebileceğini gösterdik. Darbecilerin hüsrana uğratılmasından Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ve sınır ötesi harekatlara kadar her konuda bunun örnekleri var. Sultanahmet Meydanı'nda bir miting yapıyoruz. Üstad Necip Fazıl'la. Ve o mitingde Üstad Necip Fazıl eliyle gösteriyor ve şunu söylüyor. Ayasofya bir gün açılacak. Açılacak. Açılacak diyor. Ben de takdimi yapıyordum. Elhamdülillah. Ayasofya açıldı. Açmak da bize nasip oldu.
büyük ve güçlü Türkiye'ye doğru giden her adımı, zihinlerde örülmüş duvarları yıkarak, kalplere salınan korkuları yenerek, ayaklara vurulan prangaları kırarak attık. Gençler, biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Bağcılar, geçen günü Bağcılar'da bir açılış töreni yaptık. Aman yarabbim. O gün Bağcılar'da 40 bin kişi vardı. Ve ardından dün evvelsi gün Pendik'te bir açılış töreni yaptık. 60 bin kişi vardı. Gümbür gümbür şu anda İstanbul nereye yürüyor? Sandığa yürüyor. Geldiğimiz noktada Türkiye'nin siyasi ve ekonomik esaret çukuruna yeniden yuvarlanmamak için güçlü olmaktan, güçlü kalmaktan, gücünü artırmaktan başka çaresi yoktur. Üstelik buna sadece bizim değil, güvenlik ve tabiat tehditleri sebebiyle giderek dengesizleşen dünyanın da ihtiyacı var. Bu sebeple dünya beşten büyüktür itirazımıza her geçen yıl destek daha fazla büyüyor. Bu sebeple Rusya-Ukrayna savaşında her iki tarafla da görüşebiliyor, tahıl koridoru ve esir değişimi gibi somut ilerlemeler sağlayabiliyor, barış ihtimalini masada tutabiliyoruz. Bu sebeple Libya'dan Karabağ'a pek çok yerde tüm dünyanın seyrettiği haksızlıkların düzeltilmesi için fiilen sahaya inip netice alabiliyoruz. Maşallah. Bursa, sizden farklı bir netice bekliyoruz. Açılış mitingine geldiğimizde gördüğümüz Bursa neyse, inşallah sandıklarda da bu Bursa'yı görmek istiyoruz. Tamam. Buna hazır mısınız? Peki Afyon hazır mı? Erzurum hazır mı? Denizli hazır mı? Van hazır mı Van? İşte Balkanlarda barışın sürmesinin ve uzlaşma yollarının açık tutulmasının garantisi haline geliyoruz. Bu sebeple herkesin sırtını döndüğü mazlumlara kol kanat gerebiliyoruz. Himaye edebiliyoruz. Bu sebeple Türk Devletleri Teşkilatı gibi stratejik adımlar atabiliyor, İslam alemiyle işbirliğimizi kimseden icazet almadan güçlendirebiliyoruz. Bu sebeple Batı dünyasıyla ilişkilerimizde teslimiyetçi değil, hakkımızı, hukukumuzu savunan dik bir duruş sergileyebiliyoruz. Sömürge ve zulüm üzerinde kurduğu güvenlik ve refah düzenini korumak için diğer toplumları asırlardır etnik ve inanç fay hatları üzerinden kontrol eden Batı artık kendi derdine düşmüş durumda. Batı'nın durumu iyi değil. Vay haline. Ekonomik olarak yükselen ama siyasi rotası olmayan güçlerin hiçbiri Türkiye'nin üstlendiği adalet, hakkaniyet ve vicdan üzerine kurulu misyonunu ikame edemiyor, edemez. Emperyalistlerin terör örgütleri üzerinden yürüttüğü vekalet savaşlarının da sonu yaklaşıyor. Eğer Türkiye'nin ve 21 yıldır onun yönetiminde olan
AK Parti'nin bir davası, bir vizyonu olmasaydı tüm bunları, soruyorum kardeşlerim, konuşabilir miydik? Birileri gibi ne işimiz var Karabağ'da, Libya'da, Suriye'de, Balkanlar'da, Akdeniz'de, Afrika'da deseydik, birileri gibi bu kadar yolu, barajı, elektriği, suyu, aracı, konutu ne yapacaksınız o profesör gibi deseydik, bu kadar konutu toprağa mı gömeceksiniz deseydik, birileri gibi herkese duymak istediğini söylesek ama vesayetin, darbecilerin, terör örgütlerinin koltuğunun altından kalkmasaydık, kısacası karşımızdakiler gibi olsaydık, burada milletimizin huzuruna alnımız ak, başımız dik bir şekilde çıkabilir miydik? İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemizi ve milletimizi dünyada hak ettiği yere getireceğiz. Böylece coğrafyamızın ve medeniyetimizin iki asırlık hüznünü asırlar boyunca sürecek sevince dönüştürme şerefine de nail olacağız. Değerli kardeşlerim, görüldüğü gibi tarihin seyri bize AK Parti'nin sadece dünün ve bugünün değil, yarının da partisi olduğunu gösteriyor. Hep söylediğimiz gibi kökü mazide olan ati, AK Parti'nin gelecek tasavvuru geçmişindeki eser ve hizmetlerin üzerine kuruludur. Mersin, buna hazır mısınız? Hazır mısınız? Hatırlarsanız partimizi kurarken artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediğimizde birileri bize istihza ile bakmıştı. Evet, ben de sizlere yanındayım. Unutmayın, doğru zaman, doğru adam, doğru karar Türkiye yüzyılı için hemen şimdi. Yine hatırlarsanız bundan 12 yıl önce 2023 hedeflerimizi açıkladığımızda birileri yine bize dudak bükmüştü. Bizim 2023 hedefleriyle 12 yıl sonrasına kadar uzanan program ve proje yapabilmemizi akılları almayanlar 2053 ve 2071 vizyonlarımızı duyunca tümden zıvanadan çıkmıştı. Ülkemizi doğrudan işgal hareketi olarak gördüğümüz 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yönetim sistemimizi değiştirecek tarihi bir reformu hayata geçirdiğimizde de aynı tepkiyle karşılaştık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yerden yere vuranlar bugün aynı sistemi ruhuna uygun olmayan at pazarlıklarıyla tepe tepe kullanmanın hesaplarını yapıyor. Çünkü bunların ülkenin ve milletin hayrını gözetmek gibi bir dertleri yok. Tek gayeleri var. Tıpkı eski Türkiye devrinde olduğu gibi milletin derdini ve beklentisini istismar ederek bir avuç muhteri ise ikbal devşirmektir. Bunların siyaset derinliği, bırakınız çeyrek asırlık, yarım asırlık vizyonu, ertesi günlerini bile göremeyecek kadar sığdır, sığ. Osmaniye, hazır mısınız? İyi hazırlanıyor musunuz? Osmaniye'den Cumhur İttifakı olarak farklı ses bekliyoruz. Yozgat, hazır mısınız? Sadece Yozgat'ta değil ha, aynı zamanda
Ankara'daki Yozgatlılardan da ses bekliyorum. Fakat sesiniz çok az geliyor Yozgatlılar. Çok yoğun çalışacaksınız. Hem Yozgat'ta hem Ankara'da. Tamam. Hani ses? Hazır mısınız? Eyvallah. Elazığ ne alemdeyiz? Son Elazığ'daki ziyaretimde Elazığ'ı çok farklı gördüm. Çok güçlü gördüm. Malum o depremden sonra yaptığımız konutlarla Elazığ bir başka güzel olmuş. Öyle mi? Memnun musunuz? Sivas, siz ne alemdesiniz? Yakında Sivas'tayız. Kocaeli, ya grupta da lidersiniz galiba ha? Lidersiniz. Belli oluyor. Biz 2023 hedeflerimizde milletimize ilan ettiğimiz projelerin çoğunu hayata geçirdiğimiz gibi şimdi daha geniş ufuklara, daha büyük vizyonlara doğru yelken açıyoruz. İşte bunun için AK Parti geleceğin partisidir diyoruz. İşte bunun için Cumhur İttifakı bir ilkeler ve mefkureler ittifakıdır diyoruz. Hiçbir ayrım olmaksızın milletimizin her bir ferdinin bu aydınlık gelecekte yeri vardır. Çünkü AK Parti herhangi bir sınıfın, hele hele yıllarca kendini seçkin bir yerde görerek milleti aşağılayan, kerameti kendinden menkul zümrelerin değil, 85 milyonun tamamının hayallerinin ortak paydasıdır. Bugüne kadar hangi partiye oy verirse versin, her bir vatandaşımızı AK Parti'nin tabii bir mensubu olarak sayıyoruz. Değerli kardeşlerim, sadece bugüne kadar kendisini henüz partimizin ve ittifakımızın saflarına katamadığımız, kazanamadığımız için hayıflandıklarımız var. Etnik, dini, kültürel kimlik siyasetiyle ülkemizi eski günlerine döndürmenin, milletimizin bünyesindeki fay hatlarını tetiklemenin peşinde koşanlar, bu birlik, beraberlik, kardeşlik siyasetini asla anlamadım. Anlayamayacak. Biz bu milleti içindeki tüm renkleriyle birlikte kucaklamayı, farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görmeyi, temel hak ve özgürlükleri lütuf değil, asli mükteseb olarak kabul etmeyi sürdüreceğiz. Tarihi tecrübemize ve irfan geleceğimize uygun şekilde İnsanları yaratılışta eş, dinde kardeş görme yaklaşımıyla vatan topraklarının her karışına hizmet vermeye devam edeceğiz. Siyasete başladığımız günden beri vesayet odaklarıyla çarpışa çarpışa yürüdüğümüz bu yoldan milim sapmadan hep daha ileriye gitmenin mücadelesini vereceğiz. AK Parti'nin Türkiye'de milli iradenin üstünlüğü ilkesini gerçek manada hayata geçirmiş ve daha önemlisi azimle bunu sürdürmüş parti olduğunu kimse inkar edemez. Umudunu millet dışı her oda, her güce, içeride ve dışarıda yaşanan her arzi gelişmeye bağlayanların da
milli iradenin tercihlerine saygı duyacağı günleri göreceğine inanıyorum. Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini ancak siyaset kurumu bu dönüşümü tümüyle gerçekleştirdiğinde güvenle bakabiliriz. Aksi takdirde iktidarı vesayet güçlerinde arayan faşist zihniyet bitmez. Darbecilerin karşısına dikilmek yerine onlara alkış tutan demokrasi düşmanları bitmez. Terör örgütlerinin temsilcileriyle kapalı kapılar ardında pazarlık yapan muhterisler bitmez. Bay Bay Kemal, niçin HDP'nin genel merkezine değil de parlamentoda gidip bunlarla görüşmeyi yaptı? Acaba o kapalı kapılar arkasında ne görüştüler? Bunları açıklayabildi mi? Hayır. Devletin güvenlik güçlerinin canları pahasına yakalayıp yargısının cezaevine tıktığı teröristleri serbest bırakma sözü veren alçaklar bitmez. Ülkesini yabancılara şikayet eden, yatırım yapmamaları, yaptırım uygulamaları çağrısında bulunan idrak yoksunları bitmez. Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi biz 21 yılda Türkiye'yi her alanda ileriye götürdük. Ama muhalefeti yerinden zerre miskal kıpırdatamadık. Hatta zihniyet ve kalibre bakımından daha da geriye giden bir muhalefetle karşı karşıyayız. İnşallah 14 Mayıs seçimlerinin en hayırlı neticelerinden biri de ülkemiz muhalefetini bu alacakaranlık kuşağından çıkarmak olacaktır. Cumhur İttifakı olarak biz seçimlere gece gündüz çalışarak milletimizin gönlünü kazanmadık hiçbir ferdini bırakmayacağız. Gelmeyene gideceğiz. Küskünü barıştıracağız. Sevmeyeni sevdireceğiz. Her eve, her iş yerine gireceğiz. Kalbini kazanmadık kimse bırakmayacağız. Kararsızları ikna edeceğiz. Zaten gönlünde olduklarımızı ihmal etmeyeceğiz. Hiç kimseyi atlamadan teker teker herkese dokunacağız. Siyasetin sokakta yapıldığını, seçimin sandıkta kazanıldığını asla unutmayacağız. Her seçimin önemli olduğunu ama 14 Mayıs'ın bu milletin tüm evlatlarının geleceğini şekillendireceğini aklımızdan çıkarmayacağız. Bunun için sizlerden seçim gününe kadar geçecek her anı değerlendirmenizi, seçim günü sandığı da namusumuz olarak görmenizi istiyorum. Evet, şimdi buradan öyle bir ses verin ki 7'sinden 77'sine duymayan kalmasın. Hazır mıyız? Gümbür gümbür bir cevap istiyorum. 14 Mayıs'ta Türkiye 100 yılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye 100 yılının inşası için Bismillah diyor muyuz? 14 Mayıs'ta evlatlarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal'i ve ortaklarını sandığa gömüyor muyuz? 14 Mayıs'ta PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlerinin başını sandıkta tekrar eziyor muyuz? 14 Mayıs'ta ailemize, çocuğumuza, inancımıza, değerlerimize göz dikenlerin heveslerini
kursaklarında bırakıyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun. Kardeşlerim, AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri 15 seçim ve halk oylamasının tamamından da birinci çıkmayı başardık. Bu özelliğiyle AK Parti sadece Türk siyasi hayatına değil, dünya demokrasisine ismini altın harflerle yazdırmış bir partidir. Milletimizin bize gösterdiği teveccühün bunca yıldır kesintisiz sürmesi, sorunsuz sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda kazandırdığımız her eser, her hizmet elbette önemlidir. Ama önümüzdeki 5 yıl boyunca milletimize özellikle ne vereceğimiz, evlatlarımızın geleceği için hangi ilerlemeleri sağlayacağımız daha önemlidir. Bu doğrultuda ilk adımımızı geçtiğimizin özellikle 28 Ekim'inde açıkladığımız Türkiye Yüzyılı vizyonuyla atmıştık. Türkiye Yüzyılını 17 temel başlığın üzerinde inşa edeceğimizi söylemiştik. Neydi bu başlıklar? Türkiye Yüzyılı, unutmayın, şefkatin yüzyılıdır. Türkiye yüzyılı üretimin yüzyılıdır. Türkiye yüzyılı verimliliğin yüzyılıdır. Türkiye yüzyılı istikrarın yüzyılıdır. Türkiye yüzyılı kalkınmanın yüzyılıdır. Türkiye yüzyılı sürdürülebilirliğin yüzyılıdır. Türkiye yüzyılı huzurun yüzyılıdır. Türkiye yüzyılı iletişimin yüzyılıdır. Türkiye yüzyılı istikbalin yüzyılıdır. Türkiye yüzyılı gücün yüzyılıdır. Türkiye yüzyılı haklının yüzyılıdır. Türkiye yüzyılı değerlerin yüzyılıdır. Türkiye yüzyılı dijitalin yüzyılıdır. Türkiye yüzyılı gençliğin yüzyılıdır. Türkiye yüzyılı barışın yüzyılıdır. Türkiye yüzyılı başarının yüzyılıdır. Türkiye yüzyılı bilimin yüzyılıdır. Velhasıl seçim beyannamemizi de işte bu temeller üzerinde ne yaptık? Şekillendirdik. Seçim beyannamemizde 6 ayrı bölüm üzerine onlarca başlık ve binlerce maddede hem ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin özeti hem de Türkiye yüzyılı hedeflerimiz yer alıyor. Türkiye yüzyılı için doğru adımlar yaklaşımıyla hazırladığımız oldukça hacimli bir esere dönüşen beyannamemizde yer alan tüm hususları burada tekrarlamayacağım. Beyannamemiz kitap olarak sizlere ulaştırıldı veya ulaştırılıyor. Dijital mecralar vasıtasıyla da milletimizde paylaşıldı. Burada sadece kısa hatırlatmalarla yetinerek asıl işi hep birlikte evlerde, sokaklarda, mahallelerde insanımızla ruberu, yüz yüze yapacağımız çalışmalara bırakmak istiyorum. Bugüne kadar iletimize ve milletimize yapmayacağımız, yapamayacağımız hiçbir şeyi söylemedik. Söylediğimiz hiçbir şeyden de geri dönmedik. Meydanlarda ağzına geleni söyleyip iş başına gelince hepsini unutanların, inkar edenlerin, tersine yapanların, vaatlerinin üzerine beton dökenlerin ülkemize ne büyük zararlar verdiğini biliyoruz.
Biz ne kendimizi ne milletimizi asla böyle bir zelil duruma düşürmedik. Düşürmeyiz. Bunun için verdiğimiz her sözü, beyannamemize yazdığımız her maddeyi uzun hazırlıklar sonunda ortaya çıkardık. Önümüzdeki dönemde önceliğimiz elbette 6 Şubat depremlerinin yıktığı şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak olacaktır. Allah'ın izniyle 319 bini bir yılda teslim edilecek şekilde toplam 650 bin yeni konut yaparak afetin 11 ilimizde ve mücavirinde açtığı yaraları tamamen saracağız. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeliyle ülkemizin 81 ilinin tamamını afetlere dirençli şehirler haline dönüştüreceğiz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği bizim için her şeyin önünde gelir. Bütüncül risk yönetimiyle ülkemizi sadece depreme karşı değil, her türlü afete, felakete, tehdide karşı tüm boyutlarıyla hazırlayacağız. Değerli kardeşlerim, varlığımızın teminatı olan değerlerimizi hazır mısınız? Şöyle coşkuyla hazır mısınız? Hazır mıyız? Tek millet. Az değil mi bu ses ya? Tek millet. Güzel. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. İşte bu ilkeler etrafında insanımızın refahı, huzuru ve mutluluğunun evreni diğer çalışmalarımızın temeli olarak görüyoruz. Biliyorsunuz 2002 yılında iktidara gelirken ülkemizi eğitim, sağlık, emniyet ve adalet üzerinde yükselteceğimizi söylemiştik. Eğitimde okulundan öğretmenine, üniversitesinden yurduna tüm unsurlarıyla güçlü bir altyapı kurduk. Şimdi bu altyapı üzerinde değerler eğitiminin esas olduğu bir anlayışla kaliteyi artıracak çalışmalara yöneliyoruz. Bu çerçevede çocuklarımızın yeteneklerinin eğitimin ilk kademelerinden itibaren keşfedilerek becerilerine uygun yönlendirmeyi sağlayacak bir sistem kuracağız. Sağlıkta hastaneleriyle, personeliyle, genel sağlık sigortasıyla, hizmete erişimin kolaylığıyla dünyaya örnek olan bir seviyeye geldik. Salgın ve deprem döneminde bu güçlü sağlık sisteminin işlerliğini hep beraber tecrübe ettik, gördük, hakkını verdik. İstanbul'umuzda Çam Sakura Hastanemizi kurduk. Ve 45 günde Murat Dilmeler Hastanesi'ni Yeşilköy Havalimanı'nda kurduk. Sancaktepe'de yine 45 günde Pakize Öz Hastanesi'ni kurduk. Bay bay Kemal, biz bunları yaparken sen neredeydin ya? Ne yaptınız siz? Hani sizin bu büyükşehir belediyeleriniz vardı. Tuttunuz çadırların içerisinde güya sahra hastaneleri kurdunuz. Kimi aldatıyorsunuz ya? Araştırdık, gördük. Böyle bir hastane yok.
Biz ise işte bu hastanelerimizle de yetinmedik. Ankara'da Bilkent'i kurduk mu? Kurduk. Yetmez dedik. Ve hemen ikinci bir evet dev hastaneyi, şehir hastanesini yine Ankara'mızda kurduk. Bütün bunlar niçin? Bütün bunlar halkımız için, insanımız için. Çünkü Kocaeli, şimdi Kocaeli'nin şehir hastanesini de açıyoruz ha. Haberiniz var mı? İzmir'i de açıyoruz ha. Haberiniz var mı? Durmak yok. Yola devam. Ve yeni dönemde ülkemizin ilaç ve tıbbi sektörlerindeki geliştirme ve üretim kapasitesini artırarak savunma sanayindekine benzer bir atılımı hayata geçireceğiz. Aile sağlığı, aile diş hekimliği, evde bakım, palyatif bakım gibi hizmetleri ülke satında güçlendireceğiz. Sağlık turizminde dönem sonunda 3 milyon misafir ve 10 milyar dolar gelir hedefliyoruz. İktidarlarımız döneminde ülkemize sağladığımız kazanımların en başında her bir vatandaşımızın huzurla evinde oturacağı, işini yapacağı, çocuğunu okuluna göndereceği güvenli Türkiye iklimi geliyor. Terör örgütlerinin başını sınırlarımız dışında bile ezerek, suç çetelerine göz açtırmayarak, asayişten taviz vermeyerek insanlarımızın geleceklerine güvenle bakabilmelerini temin ettik. Dünyanın ve bölgemizin yaşadığı sınamaların giderek ağırlaştığı bir dönemde önleyici güvenlik çalışmalarıyla Türkiye'nin huzur ve güvenlik adası olarak istikrarla yoluna devam etmesini sağlayacağız. Partimize de adını verdiğimiz adaletin tüm kurum ve kurallarıyla vicdanları mutmain edecek şekilde tecellisi için büyük mücadele verdi. Vesayetin ve FETÖ'cü hainlerin tasallutundan kurtardığımız adalet sistemimizi, fiziki imkanlarını ve insan kaynağını geliştirdik. Türkiye yüzyılının anahtarı olarak gördüğümüz yeni sivil anayasa sözümüzü tutmak, bunun içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Hukuk devletimizi güçlendirecek, bu reformları kesintisiz devam ettirecek kapsamlı bir yasama reformu için uzlaşma zemini özellikle arayacağız. Yüksek standartlı demokrasi için dönüştürücü reformlar ve koruyucu reformlar döneminden tamamlayıcı reformlar dönemine geçeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumumuzun hiçbir kesimine hayat biçimi ve kimlik dayatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Demokratik siyasetin önündeki engelleri kaldırmaya devam ederken, terör örgütlerinin ve vesayet odaklarının siyasete müdahalesine göz yummayacağız. Bilhassa Kürt kardeşlerimizi ne CHP faşizminin, ne HDP sapkınlığının, ne PKK zulmünün, ne de geçmişte acı örnekleri yaşanan baskı düzeninin karanlığına asla ve asla teslim etmeyeceğiz. Aile yapımızı tüm sapkın akımlardan koruma yanında her türlü maddi manevi destekle güçlendireceğiz. Hayata geçireceğimiz gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesini temin edeceğiz.
aile koruma kalkanı programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız. Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz. Bu hedeflere ulaşmak için kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir aile ve gençlik bankası kuracağız. Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Sosyal yardımlarımızı yoksul insanlarımıza destek vermenin ötesinde insanlarımızın yoksulluk seviyesine düşmesini önleyecek bir yaklaşımla yeniden yapılandıracağız. Sahip olduğumuz kültür, sanat değerlerimizin her alanda işlenmesini sağlayacak mekanizmalar kurarak ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde harekete geçireceğiz. Ekonomimizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmeyi sürdüreceğiz. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız. Memurundan emeklisine ve işçisine kadar çalışanlarımızın ücretlerini daima enflasyonun üzerinde artırarak refah düzeylerini yükselteceğiz. Turizmde 90 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri hedefiyle yatırımı ve tanıtımı hızlandıracağız. Ülkemizin halen 300 bin civarında olan uluslararası öğrenci sayısını 1 milyonun üzerine çıkartarak küresel pazarın %10'unu elde edeceğiz. Bilişim icraatında 15 milyar dolara ulaşarak ülkemizi bu alanda küresel bir merkez haline dönüştüreceğiz. Ülkemizi 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine ulaştırmaya yönelik hedefimize özellikle ulaşana kadar yatırıma, üretime, ihracata yükleneceğiz. Önümüzdeki dönemde yıllık 5,5 büyüme oranıyla milli gelirimizi bu dönemde 1,5 trilyon dolara, ardından da asıl hedefimiz olan 2 trilyon dolara çıkartacağız. Kişi başına düşen milli geliri 2600 dolardan 10.600 dolara yükselttiğimiz gibi önümüzdeki dönemde önce 16 bin dolara, ardından da daha yüksek seviyelere ulaştıracağız. Bu büyüme sayesinde 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranımızı %7 seviyesine gerileteceğiz. Kadın ve genç istihdamına özel önem vermeyi sürdüreceğiz. Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Girişimcilerimize verdiğimiz destekle ülkemizden en kısa sürede 15 adet milyar dolar ve 5 adet 10 milyar dolar değerinde şirket çıkmasını
sağlayacağız. Üretimin tabana yayılmasında çok önemli görev ifa eden KOBİ'lerimizi, büyüyen ekonomimizin lokomotifleri olarak finansmandan istihdama her alanda daha güçlü şekilde destekleyeceğiz. Bugüne kadar hassasiyetle devam ettirdiğimiz bütçe disiplininden önümüzdeki dönemde de taviz vermeyeceğiz. Tasarım ve kriptoloji altyapısını kurduğumuz yeni nesil dijital Türk lirası projemizi hayata geçireceğiz. Değerli kardeşlerim, kalkınmanın temel altyapısı olan enerjideki atılımlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızla önümüzdeki dönemin sonunda enerji ithalatımızı yarıya düşüreceğiz. Karadeniz doğalgazının ve Akkuyu nükleer güç santralinin tam kapasite devreye girmesi ülkemizin enerji bağımsızlığında unutmayın bir milat olacaktır. Elektrikte halen 100 gigawatt olan kurulu gücümüzü 136 gigawatta yükselteceğiz. Doğal gaz kullanamayan ilçemiz kalmamasını temin edeceğiz. Milletimize en çok eser kazandırdığımız alanlardan biri olan ulaşımda otoyol ve bölünmüş yol projelerimiz ile havalimanı inşaatlarımızı tamamlarken yeni dönemde ağırlığı raylı sistemlere vereceğiz. Bakıyorum. 2053 vizyonumuz çerçevesinde hızlı tren hattımızı 13.400 kilometre, toplam demir yolu ağımızı 28.600 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde halen inşası süren hızlı demir yolu hatlarına ilave olarak yeni projelerin yapımına da başlayacağız. Ülkemizin Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas hattının da açılmasıyla 11 ili birbirine hızlı tren ağıyla bağlı hale getiriyoruz. İzmir-Ankara hattı başta olmak üzere tüm projelerimizi tamamladığımızda bu sayıyı 52'ye çıkartacağız. Ayrıca Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kuracağız. Tekirdağ, Mersin, İskenderun ve Kocaeli'nde yapacağımız yeni limanlarla lojistik gücümüzü artıracağız. Çok modlu kuzey, güney ve doğu batı ulaşım koridorlarıyla yatırımın ve üretimin ülkenin her köşesine yayılmasını sağlayacağız. Kanal İstanbul'un bağlantı yolları ve altyapı çalışmalarının yapımını sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönem internette 5G teknolojisinin nüfusumuzun tamamı tarafından kullanılabilmesini temin edecek altyapıyı kuracak 6G teknolojisinin hazırlıklarına başlayacağız. Dünyanın en büyük 10 uydu operatöründen biri haline getirdiğimiz Türkiye'nin uzaydaki gücünü daha da artıracağız. Küresel rekabet ve küresel yenilik endekslerindeki yerimizi daha da yukarılara taşıyacağız. Ben de sizi seviyorum. Ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapacak milli teknoloji hamlemizi kesintisiz sürdüreceğiz. Milli gururumuz TOGG'un üretime ve satışa başlamasıyla duyduğumuz sevinci önümüzdeki 7 yılda 1 milyon aracı
yollarda görmemizi temin ederek daha da güçlendireceğiz. Elektrikli araç şarj altyapısını ilk etapta 142 megawatt gücüne çıkartarak bu yöndeki yatırımları ülke genelinde destekleyeceğiz. Tarımsal üretimin geliştirilmesini sadece ekonomik değil, milli bir mesele olarak görüyoruz. Bunun için önümüzdeki dönemde bitkisel üretimi 132 milyon tona, su ürünleri üretimini 750 bin tona çıkaracak adımları atacağız. Üretim güvenliği amacıyla sertifikalı tohum, fide ve fidan üretimlerini artıracağız. Ekonomik ömrünü tamamlamış çaylıklarımızı daha nitelikli çeşitlerle yenileyeceğiz. Arazi toplulaştırma çalışmalarında 100 milyon dekara çıkarak vakit, enerji, alet ve ekipman kullanımında verimliliği artıracağız. Ülkemizin şartlarına uygun bir üretim planlamasıyla hem verimi hem çiftçilerimizin gelirini yükseltecek bir sistem kuracağız. Su depolama hacmimizi 193 milyar metreküp'e çıkartarak 80 milyon dekar araziyi sulayacak 37 bin megawatt enerji üretecek hale geleceğiz. Mera, yaylak ve kışlak alanları ıslah ederek hayvancılığımızı destekleyeceğiz. Dönem sonunda büyükbaş hayvan varlığımızı 19 milyona, küçükbaş hayvan varlığımızı 68 milyona çıkartarak vatandaşlarımızın ekonomik fiyatlarla ete erişimini kolaylaştıracağız. Orman alanlarımızı topraklarımızın %30'unun üzerine, verimli orman alanı miktarını da 14,5 milyon hektara ulaştıracağız. Yeşil kalkınma hedeflerimizde ülkemizin doğal kaynaklarını bize uluslararası alanda da avantaj kazandıracak şekilde sürdürülebilir bir anlayışla değerlendireceğiz. Bölgelerimizin sahip oldukları özelliklere ve imkanlara göre farklı alanlarda geliştirilmesini sağlayacak bölgesel gelişme, ulusal strateji ve bölge planlarını uygulamaya koyacağız. Bu yaklaşımla bölgelerimizi ülke ekonomisi ve sosyal hayatıyla bütünleştirecek şekilde kalkınma planları yapacağız. Dünyaya model olarak sunduğumuz insani ve vicdani dış politikamızı istikrar, denge ve atılım hedefleriyle girişimci, etkin ve sonuç alıcı bir şekilde geliştirmeyi sürdüreceğiz. Hem ülkemizin, hem bölgemizin, hem insanlığın huzur ve istikrar bulacağı bir dış politikayla çok taraflılık, daha fazla işbirliği, barış, istikrar ve insani diplomasiyle Türkiye eksenini inşa edeceğiz. Son 5 yıldaki uygulama tecrübesine ve değişen ihtiyaçlara göre Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini restore ederek Türkiye 100 yılı hedeflerimize daha fazla katkı verecek şekilde geliştireceğiz. Değerli kardeşlerim, dününü beraber inşa etmiştik. Yarınını da birlikte inşa edeceğiz. Milletimizin hiçbir kesimi yok ki AK Parti'nin hizmet siyaseti hayatına dokunmamış, hayatını olumlu yönde değiştirmemiş olsun. Vatan topraklarının tek bir karışı yok ki AK Parti'nin eser siyasetinden nasibini almamış olsun. Kadını ve erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla her vatandaşımıza
geçmişten bugüne asırlık hizmetler sunduk. Sizlerin nezdinde ülkemizdeki tüm hanım kardeşlerime soruyorum. Evinizde, işinizde, sokakta, evladınızın okulunda, sevdiklerinizin hayatında 20 yılda hangi değişimleri gerçekleştirdiğimizi biliyorsunuz değil mi? Sıraların üzerinde artık kuşe kağıtla ücretsiz olarak kitapları nasıl dağıttığımızı biliyorsunuz değil mi? Ah kardeşlerim, bizler teksir kağıtlarla hazırlanmış o kağıt parçalarıyla okuduk. Bizim jenerasyon bunları çok iyi bilir. Ama şimdi biz bunu yaşadık. Artık bu nesil bunu yaşamasın istedik. Ve bütün sıraların üzerine kitapları ne yapıyoruz? Koyuyoruz. Bu hizmetlerin artarak sürmesi için 14 Mayıs'ta bizimle beraber misiniz? Gençlerimize soruyorum. Eski Türkiye'yi yaşamamış olsanız da ülkemizi dünyada nereden nereye getirdiğimizi, sizlerin geleceğinde nasıl ufuklar açtığımızı biliyorsunuz değil mi? Önümüzdeki dönemde de her gencimizin, her çocuğumuzun geleceğini olumlu yönde değiştirecek adımlar için 14 Mayıs'ta bizimle beraber misiniz? Engellilerimize soruyorum. Evlerinizin dört duvarı arasına mahkum edilen sizleri, istihdamdan spora ve sanata kadar her alanda destekleyerek hayatın içine katan projelerin hepsinin de altında bizim imzamızın olduğunu biliyorsunuz değil mi? Tüm bu hizmetlerin artarak sürmesi için 14 Mayıs'ta bizimle beraber misiniz? Şimdi emeklerimize soruyorum. En düşük emekli maaşını kaçtan almıştık? 66 liradan almıştık. Hatırlayın. 7500 liraya çıkardığımızı, bayramlarda ikramiye verdiğimizi biliyorsunuz değil mi? Ömürlerini, aileleri ve ülkeleri için çalışmaya adamış emeklilerimizin ikinci bağlarını en güzel şekilde sürdürmeleri için gereken ilave destekleri de kendilerine yine biz verebiliriz, biz. İşte şimdi de ikramiyeyi de 2000 lira olarak açıkladık mı? Açıkladık. Bunun için emekli kardeşlerime sesleniyorum. 14 Mayıs'ta bizimle beraber misiniz? Yurt dışında yaşayan vatandaşlarıma sesleniyorum. Kendinize yeni bir hayat kurduğunuz ikinci vatanlarınızda sizlerin devletinizin arkanızda olduğunu bilerek başı dik bir şekilde yaşayabilmenizi temin edecek iklimi birlikte oluşturmadık mı? Başınızın tekrar yere eğilmemesi için 14 Mayıs'ta bizimle beraber misiniz? Aynı soruyu esnaflarımıza, işçilerimize, çiftçilerimize, sanayicilerimize de sorsak inanıyorum ki yine aynı cevabı alacağız. Her alanda üretimi desteklerken hem istihdamı güçlendirmek, hem ihracatı artırmak, böylece ülkemizin gücüne güç katmak niyetiyle hareket ettik. Elbette
Elbette ulaşamadığımız hedefler, çok emek verip de başaramadığımız işler oldu. Sizler şahitsiniz ki 21 yılda yaptıklarımız bile ülkemizin asırlık eksiklerini, ihtiyaçlarını, kayıplarını telafi etmeye yetmiştir. Ama biz bunları yeterli görmüyoruz. Milletimizin daha fazlasına layık olduğuna inanıyor, bunun için daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Önümüzdeki seçimlerde milletimizden desteği kendi statükomuzu tahkim etmek için değil, daha büyük reformlar yapmak, daha büyük devrimler gerçekleştirmek, daha çok eser ve hizmet getirmek için istiyoruz. Çünkü biz bugüne kadar hep başkalarıyla değil, kendimizle yarıştık. Türkiye'de ne vizyonuyla, ne programıyla, ne icraatıyla bizim önümüze geçene de, böyle bir hazırlık yapana da, böyle bir niyet besleyene de rastlamadık. Nitekim 14 Mayıs seçimlerine de aynı şekilde gidiyoruz. İşte bizim 21 yıllık envanterimiz. İşte bizim Türkiye yüzyılı vizyonumuz. İşte bizim seçim beyannamemiz. İşte bizim heyecanımız, şevkimiz, aşkımız, akıl ve vicdan sahibi herkesi. Bizim ortaya koyduğumuz bu tabloyla Bay Bay Kemal'in çapını, kalibresini, geçmişte yaptıklarını, bundan sonrası için verdiği sözleri mukayeseye davet ediyorum. Şimdi bir kez daha sizlerin o gür sesiyle milletimize tekrar soralım. Hazır mıyız? 14 Mayıs'ta sandıkları beraberce patlatıyor muyuz? 14 Mayıs'ta huzuru beraberce tahkim ediyor muyuz? 14 Mayıs'ta kardeşliği beraberce güçlendiriyor muyuz? 14 Mayıs'ta güveni beraberce yükseltiyor muyuz? 14 Mayıs'ta istikrarı beraberce sürdürüyor muyuz? 14 Mayıs'ta geleceğimizi beraberce şekillendiriyor muyuz? 14 Mayıs'ta şehirlerimizi beraberce inşa ediyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı şafağını beraber başlatıyor muyuz? İşte Cumhur İttifakı bu. İşte AK Parti bu. Bana sizler gibi yol ve dava arkadaşları nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Bugün bu salonda AK Parti'nin 600 milletvekili adayı değil, Türkiye yüzyılını omuzları üzerinde azimle, gayretle, fedakarlıkla, cesaretle, dirayetle yükseltecek 600 kahraman görüyorum. Her birinizi 81 vilayetimizde sizleri bağırlarına basmak için bekleyen milletime emanet ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.